Ama anne, neden aniden böyle bir tören yapma kararı aldın? Neden? Vay canına babaanne, doğa töreni mi yapacağız? Ha? Bu harika bir haber. Ne zaman yapacağız? Bu akşam. Ne güzel. Ne kadar inatçısın. Sana kaç kere aşağı inme, aşağı inme. Ben senin kahvaltını, öğle yemeğini yukarı getiririm dedim. Ama asla anlamıyorsun. Bir an benim bir şeyim yok. Hem eğer normal davranırsam evdeki her şey düzelir. Yoksa herkes zehirle ilgili gerçeği öğrenir. Sen sessiz ol ve benimle gel. Anne, evi süslemek için sipariş ettiğin taç geldi. Baksana. Vay canına, bakayım. Ne kadar güzelmiş. Tamam, dinle, salona da yeni örtü de alalım. Kesinlikle. Bihan, hangi örtülerden alacağını ben sana söyleyeceğim. Alıp gel lütfen. Peki baba. Babaanne, tacı göstersene. Ne kadar güzel görünüyor. Göster hadi. Evet babaanne, bana da göster lütfen. Bu altın taç gerçekten muhteşemmiş. Babaanne, bu taç çok pahalı olmalı değil mi? Batki, altından yapılmış tabii ki pahalı olacak. Ucuz olacağını mı sanıyorsun? Anne, bu dua törenini çok güzel bir zamanda yapıyoruz. Herkese iyi gelir. Herkes biraz dinlenmiş olur. Doğru söylüyorsun, dinle. Bu kutuyu salondaki örtülerin yanına koy. Bu tacı da kutunun içine. Akşam duadan önce taç tamam. için düzgün bir yer buluruz, tamam mı? Batki Çutki. Evet, evet babaanne. Akşama dua için hazırlanın. Sorumluluğu ikinizdedir, tamam mı? Babaanne, sen hiç merak etme. Biz ikimiz muhteşem hazırlıklar yapacağız. Herkes baka kalacak gerçekten. Evet evet babaanne, sen endişelenme. Ne diyebilirim ki? İkimizin başkaları gibi sürekli hata yapma alışkanlığımız yoktur. Güzel güzel hazırlık yaparız. Ne dersin? Evet Çutki. Babaanne, ben de yengemlere hazırlıklarda yardımcı olabilir miyim? Herkes kendine söyleneni yapsın. Senin ne yapman gerektiğini ben söyleyeyim. Duruf'un babasının tacı koyduğu yeri görebiliyor musun şimdi? Güzel. Anne al. Anne, neden bana bunu gizlice getirdin? Neyin peşindesin? Planın nedir? Tabii ki bu tacı çaldı diye hırsızlıkla suçlayacağım çünkü.
Akşam dua töreninin saati geldiğinde bu tacı kutuda bulamayacağız. Tapkinin valizinde olacak. O zaman göreceksin. Bir kez daha. Tapki herkesin gözündeki saygınlığını kaybedecek. Kimse ona inanmayacak. Sonra da herkes ondan nefret edecek. Tapki zehirli süt olayını kendi lehine çevirmeyi başardı ama bu sefer hiçbir şey yapamayacak. Göreceksin Şada. Bu olaydan sonra Tapki hem herkesin kalbinden hem de Pandey Sarayı'ndan gidecek. Böylece sonsuza dek hayatımızdan çıkmış olacak. Ama anne, bunu şimdilik nereye koyacağız? Benim dolabıma. Ben bir fırsatını bulur bulmaz onu Tapki'nin valizine koyacağım.